Hanımlar, beyler, günaydın, mutlu pazarlar. Efendim bugün 19 Temmuz sağlığına özen gösterip bu konuda yetkinlerden en doğru ve en güncel bilgileri öğrenmek isteyenlerin programı. Sağlık Merkezi'ne hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Sağlık Merkezi'nde gündemdeki konu başlıklarını, toplum sağlığını yakından ilgilendiren konu başlıklarını elbette konuşuyoruz. Ama son günlerde özellikle Türkiye'de kadına şiddet haberleri sanki biraz algıda seçicilik belki de arttı gibi geliyor bizlere. Efendim ünlü isimlerin şiddet olayları da kamuoyunu oldukça etkiliyor. Peki bir kadın şiddet gördüğü andan itibaren ne yapmalı? Yasal hakları neler? Nasıl rapor alacak? Mutlaka almalı mı? Boşanmaya nasıl yansıyor? Ya da hamilelik döneminde şiddet gören ya da terk edilen bir kadının ne yapması lazım? Efendim işte bu konuyu konuşacağız ilk bölümde. Avukat Hazal Karaoğlan bizlerle olacak. İkinci bölümde ise mutlu aileler için bir konu konuşacağız elbette. Ailede umarız şiddet yok diyeceğiz ve özellikle anne baba olmak isteyenler. Tüp bebek tedavisine doğru bilinen yanlışları konuşacağız. Tüp bebek tedavisine ilişkin bir takım efsaneler var toplumda. İşte bunları çürüteceğiz. Çok deneyimli uzman Doktor Aret Kamar'la birlikte dolu dolu içeriğimize başlıyoruz. Efendim çaylarınız kahveleriniz hazırsa her zaman olduğu gibi yanında Tek Doz Sağlık Merkezi. Ben Deniz'den size ikram oluyor. Buyursunlar. Kadına şiddet neden artıyor? Şiddetin türleri neler? Şiddete uğrayan kadın ne yapmalı? Boşanmada şiddete uğrayan kadının hakları neler? Avukat Hazal Karaoğlan, Sağlık Merkezi'nde anlatıyor. Evet, özellikle sevgili hanımlar, kadına şiddet konuşacağız. İstedim ki çok değerli avukat Hazal Karaoğlan, şiddet gören ama belki hukuki haklarını dahi bilmeyen, bir avukatlık bürosuna girip bir avukatla dahi konuşamayan hanımlar bugün bizi arasınlar ve şiddete yönelik sorularını yöneltsinler avukatımıza. 0530-0470-05-06'dan lütfen bizi arayın. Sevgili Hazal, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Şimdi Hazal'cığım, biz zaman zaman sohbetlerimizde konuşuyoruz bunları ama son günlerde kadına şiddet haberleri çok arttı. Belki de kamuoyunun tanıdığı bu rol model dediğimiz isimler, işte ünlülerde görüyoruz. Evet. Gazeteciler var aralarında. Evet. Gerçekten arttı mı yoksa bu kadar basına yansıdığı için mi bize öyle geliyor bu isimler nedeniyle? Kadına şiddet evet gerçekten çok fazla. Fakat çözülen de çok vaka olduğu için sanırım algıda seçicilik olarak biz ünlüleri de yakıştıramadığımız için ya, böyle bir şeyi hakikaten de dehşet verici olarak algılıyoruz doğal olarak. Fakat kadına şiddetle mücadele ilişkin gerçekten çok güzel yasalar var ve karakollarda da aile içi şiddet büroları kuruldu. Buna ilişkin ihtisas büroları. Dolayısıyla koordineli çalışmanın arttığını söyleyebilirim. İlk medeni kanun kabul edildiğinde kadının boşanma hakkı vesaire hepsi düzenlenmişti. Ama koca birliğin reisidir maddesi vardı. Ve eve bir kadın çalışmak isterse eğer kocasından izin alması gerekiyordu. 2002 senesindeki değişiklikle beraber bu maddeler kalktı. Dolayısıyla 2002'den günümüze 2020'ye daha çok kısa bir dönemde bu ataerkil düzenin değişmesine yönelik oluşumlar oluşuyor ve buna ilişkin en önemli adım 6284 sayılı yasa tabii ki. 6200 evet söyle. Şimdi şunu merak ediyorum. Kadına şiddet denince inanın şu görüntüleri sevgili Elif yapımcımız seçerken ve yayınlarken bile biz hani bakamadık. Tabii. Gerçekten insanlık onuruna dokunuyor. Çok rencide ediyor insanı izlerken dahi. Sen kim bilir ne vakalara giriyorsun mahkemede. Evet, tabii bunların hepsi, bu gözükenlerin hepsi fiziksel şiddet. Ama sadece şiddetin tanımını yapmak gerekirse kadına şiddet gerek özel gerek kamusal alanda kadının acı çekmesi ve zarar görmesine sebep olacak her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik eylem. Ama böyle bir eylemin illa aktif bir eylem olmasına gerek yok. Kadını böyle bir eylemle tehdit etmek de şiddet kapsamına giriyor. Ya da özgürlüğünden yoksun bırakmak da şiddet olarak kabul ediliyor yasaya göre ve bu koruma tedbirlerinden faydalanılabiliyor. Fiziksel şiddet bu ekranda verdikleriniz.
Çok da vermeyelim ya onları Elif, alalım. Evet, gerçekten çocuk da var orada. Evet. Bunlar fiziksel şiddet. Psikolojik şiddet kadının yok sayma, hor görme, aşağılama. Yani hiç fiziksel şiddet göstermeyebilir evlilik içinde bir erkek. Fakat sabahtan akşama kadar o kadını aşağılıyorsa eğer, işte bir çocuklara bakmayı beceremedin, bir evi toparlayamıyorsun, ev işi yapamıyorsun, senden hiçbir şey olmaz vesaire. Bu da psikolojik şiddet. Çünkü orada kadının özgüvenini yok ediyor. Birey olarak onu aşağılıyor. Bunlar psikolojik şiddet. Ekonomik bunlar şiddet. Bunlar boşanma nedeni mi? Aynı tabii zamanda. Bunların hepsi aynı zamanda tabii ki boşanma nedeni. Ekonomik şiddet ise mesela kadın ev hanımı ve hiç para kazanmıyor. Adam evin geçimini temin ediyor. Ona ihtiyaçlarını karşılayacak kadar hiç para bırakmamak her gün. Ya da çalışıyorsa elindeki bütün parayı almak. Ya da para veriyorsa neyi nereye ne kadar harcadığını sürekli sormak baskıyla birlikte. Bu ekonomik şiddet oluyor. Cinsel şiddet de istemediği zamanlarda istemediği şekilde cinsel ilişkiye zorlamak. Bunların hepsi şiddet kapsamı içinde değerlendiriliyor. Ama bu şiddetin illa evlilik birliği içindeki o özel evde olmasına gerek yok. Kamusal alanda da bu olabiliyor, iş yerinde olabiliyor, yolda yürürken olabiliyor. Mesela bir yerde bir husumet oluşuyor bir iş yerinde aralarında, ayrılıyor o iş yerinden kadın. Sonrasında onun evinin etrafında arabasıyla dönüp gözdağı vermeye çalışmalar vesaire, ısrarlı takip dediğimiz. Kadında bir çaresizlik ve güven duygusunun zedelenmesine sebep olan türde de olabiliyor. Bütün bunlar da 6284 sayılı yasadan kaynaklanan tedbirlerin alınmasını sağlıyoruz biz. Şimdi şunu merak ediyorum. Evet, böyle bir yasa var. Evlilik içinde olması da gerekmiyor. Evet. Ha, asıl şunu da merak ediyorum. Yasalar sadece evli olan çiftleri mi koruyor, yoksa nişanlı olabilirsin? Erkek arkadaş flörtün olabilir. Bunları da koruyor mu yasalar? Evet, yani bu ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi diye adı zaten yasanın. Dolayısıyla evli olunmasına tabii ki gerek yok. Aynı zamanda bir kişi sizi tehdit ediyorsa bunu medya yoluyla yapabilir ya da telefonla yapabilir. Öyle durumlarda da biz sosyal medyadan kesinlikle bir daha hiçbir şekilde mesaj atmamasına vesaire yönelik tedbirler alabiliyoruz. Yani onları da biraz bahsetmek gerekir. Ne tür tedbirler alabiliyoruz? O şiddet uygulayan kişinin evden uzaklaştırılmasına karar verilebiliyor hakim tarafından. Eve yaklaşmamasına 6 aya kadar karar verilebiliyor. Eğer evin geçimini temin ediyorsa onun nafaka ödemesine karar verebiliyor hakim. Çocuklarla görüşmeyi sınırlandırabiliyor. İş yerine yaklaşmamasına da karar verebiliyor. Silahı varsa onun müsaade edilmesine karar veriyor. Hiçbir sosyal medyadan rahatsız etmemesine yönelik tedbir verebiliyor. İletişim araçlarıyla da hiçbir şekilde yaklaşmamasına ilişkin de karar alabiliyoruz. Ve bunları biz aile mahkemesinden talep ettiğimiz zaman hiçbir delil ibraz etmeksizin sadece kadının bunu beyan etmesi halinde bile alabiliyoruz bu tedbirleri. Şimdi neden merak ettim? Kadın evinde şiddet görüyorsa ya da telefonda işte eşi, sevgilisi hakaret ediyorsa, psikolojik bir şiddet uyguluyorsa, bunu her zaman tanık bulamayabilir sevgili Hazal. Evet. Bir de insanlar böyle konulara girmeye de korkuyor. Tanıklık da etmiyor. Sonuçta hanenin içini sadece taraflar biliyor. Öyle bir durumda yasa o şekilde uygulanabiliyor delil ibraz etmek istedin. Ama bir fiziksel şiddet varsa biz mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna gidip darp raporu almasını mutlaka istiyoruz. O çok güçlü bir delil oluyor. Sonrasında çünkü boşanmada ki maddi ve manevi tazminat taleplerimiz için o çok önemli bir delil oluyor bizim için. Tamam, bir soru daha gelecek ama bir izleyicimiz hatta imiş. Tamam. Efendim günaydın. Günaydın efendim. Beni aldığınız için teşekkür ederim. Rica ben kendimden ziyade bir topluma iki kelimeyle bir yardımım olabilir diye sizi aradım. Buyurun. Ben 70 yaşındayım. Eşim 85 yaşında. Biz Amerika'da oturduk 40 sene. Hatta eşim 50 sene. İstanbul, Türkiye'ye geldikten sonra 15 senedir bana eşim fiziki şiddet değil de psikolojik şiddet uyguluyor. Yazdığımızda
böyle 50-60 yaşında hanımlarla falan konuşuyor. Efendime söyleyeyim, sonra telefonlarında yakaladım. Bir saniye hanımefendiciğim, evet, çok özür diliyorum. Evet. 15 evet. yıldır Türkiye'desiniz, Amerika'dan geldiniz. 85 yaşındaki beyiniz. Evet. Ama 85 yaşında durmuyor. Çok dinç, çok sağlam. Kendisi Karadenizli. Ben de 300 senelik İstanbul kökenliyim, Nişantaş kökenliyim. Yani diyeceğim, sadece fiziki şiddet değil, psikolojik şiddet de tamam. Başka avukatımız, hanımlarla geziyor. Bir saniye, geziyor mu bir de? Başka hanımlarla da mı geziyor? Evet, duyuyorum efendim. Yani çok tutmayayım sizi, ben bunu söyleyeyim. Avukatımız size bir şey söyleyecek ama bir durun hatta. Buyurun Zalcığım, ne diyorsun? Yani bu şiddetin ötesinde zaten evlilik birliği içinde tarafların birbirlerine sadakat yükümlülüğü var. Baştan evet. Zaten onun ihlal edilmiş oldu ama bu ileri yaştaki bir evlilikte yani nasıl boşanmayı ben tavsiye edebiliyorum. Ya da tölere edeceksiniz bir şekilde, ne diyebilirim ki yani? Hanımefendi evet. Mutsuz görünüyor ama bilemedim tabii, ben de bir şey diyemeyeceğim bu konuda. Allah'tan evet, pardon efendim. İşte kadınlar ekonomik özgürlüğünü kazanması lazım. Ben Amerika'da 27 sene çalıştım. Oradan peki. Emekliyim. Türkiye'den de emekliyim. Benim hiçbir yönden, hiçbir şekilde başka bir erkeğe ihtiyacım yok. Eşime yok. Oğlum peki. Var. O zaman hanımefendiciğim, hiçbir erkeğe ihtiyacım yok. Süremiz ben çok kendim... kısa bizim. Çünkü faydalı şeyleri anlatacağız. Biz hanımlar için. Hoşçakalın. Hürmetler ve sevgiler. İyi pazarlar olsun. Hoşçakalın. Evet. Çok hoşça teşekkür efendim. Ediyorum. Rica ederiz. Hayırlı yayınlar. Sağ olun efendim. İyi günler efendim. Hoşçakalın. Azalcığım, şimdi çok enteresan. Bak, kadın her yaşta kadın ve aldatma da şiddet değil mi? Tabii o zaten tabii ki sonuçta hem psikolojik olarak yaralıyor. Boşanmanın sonuçları, yani boşanmaya neden olan bir olay. Sadakat yükümlülüğü var. Eğer aldatmayı tek bir kişi duyduysa onun verdiği manevi üzüntü daha az. Ama herkes duyduysa bu aldatmayı, onun verdiği manevi üzüntü çok daha fazla. Dolayısıyla o tazminat rakamlarına da yansıyor tabii ki. Tazminat derken maddi ve manevi tazminat. Evet, boşanmada kusurlu olan taraf daha az kusurlu olan tarafa ya da hiç kusursuz olan tarafa bir tazminat ödemekle yükümlü. Hı hı. Bu şiddet sebeplerinin hepsinde tabii ki şiddet uygulayan taraf diğer tarafa bir tazminat, yani maddi ve manevi tazminat ödemekle yükümlü oluyor. Peki şimdi şunu merak ediyorum. Kadın şiddet görüyor ama kocası evi geçindiriyor. Kadının avukat tutacak parası var. Hatta belki bir avukatlık bürosuna gidip konuşacak evet. parası bile yok. Hı hı. Ne yapacak bu kadın? Böyle bir durumda tabii ki İstanbul Barosu'nun Kadın Hakları Komisyonu'na gidecek. Hı hı. Orada geçen sene yaklaşık 15 bin başvuru oldu ve 14 bine yakınının bunun çözüldüğünü biliyorum. Ben orada arkadaşlarım var, hı hı. görüşüyorum. Hem kadınlar kurtuldu, aileleri kurtuldu. Yani basına yansıyan sadece o kötü örnekler olduğu hı hı. için biz bilmiyoruz. Burada medyaya çok büyük önem düşüyor. Hı hı. O yansıyan olaylarda da şunun yapılması gerek bana göre. Sonrasında hı. failin ceza aldığı zaman o cezanın da mutlaka söylenmesi lazım. Gerekiyor ki caydırıcılığı olsun. Çünkü yani sadece mağduru da verecekler, faili de verecekler ama ciddi cezalar veriliyor. Erteleme yapılmıyor, para cezasına çevrilmiyor. Hmm. O noktada gerçekten etkili, yani caydırıcı. Şu ünlüler son günlerde artık herkes bildiği için beis görmüş. Ozan Güven, Sermiyen Midyat, bunların hepsinin haberleri çıktı. Kız arkadaşlarına uyguladıkları şiddet, hatta gazeteciler bile var maalesef. Bunlar rol model toplumda. Ve bu biraz şiddeti, ya o bile dövmüş kardeşim, ne var? Bir de bir kadın kısmından falan böyle saçma sapan sözler de var ya, çıldırtan beni. İşte evet. Bu nasıl etkiliyor? Ya şöyle, şimdi dediğim gibi biz 2002'den sonra biz o algıyı, o insanların toplumsal bilinci değiştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki tetikliyor, eski zihniyetin oluşmasını tetikliyor. Yani değiştirmemize engel oluyor. Yani biz kadın ve erkeğin eşit olduğunu, hiç kimsenin ne hayvana, ne kadına, ne insana, hiç kimseye şiddet uygulamaması gerektiği bilincini yerleştirmeye çalışırken böyle bir olayın ortaya çıkması ve yansıması tabii ki geriye ket vuruyor yani. Değil mi? Tabii bunlar ki. Bunlar rol model. Hakikaten çok üzülüyorum. Kesinlikle cezaların verilmesi lazım. Gerekiyor. Ekrana yansıması lazım. Evet. Kamuoyu bilmeli. Peki şimdi sen dedin ki az önce tedbir kararları var. Çocuktan uzaklaşmak, evet. evden uzaklaştırmak vesaire. Bunlara uymayan
beyefendilere ne yapılıyor? Beyefendi bile diyemiyorum ha bak ona göre. Tazyik hapsi var. 3 günden 10 güne kadar tazyik hapsi uygulanıyor. Eğer tekrar yine ihlal ediyorlar çünkü o zaman 15 güne kadar tazyik hapsi uygulanıyor. Fakat tazyik hapsi 1 yıl içinde 6 ayı geçemez yani. Hapisle bu hapis cezası parayı çevirip ertelenemez. Mutlaka yatırılıyor. Yatırılıyor. Evet, evet. Ha süper. Peki şimdi şunu merak ediyorum. Bir hanımefendi gebe diyelim. Gebe bir hanımefendiyi terk eden, ihtiyaçlarını gidermeyen, evet, o beyefendilerin başına ne geliyor? Bu Türk Ceza Yasası'nda düzenlenmiş aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerin ihlali başlığı altında. Evli karısını hamileyken terk eden ya da evli olmasına gerek yok. Beraber uzun süredir yaşadığı kişi, kendisinden hamile olduğu bildiği kız arkadaşını da çaresiz durumda terk eden kişiye hapis cezası düzenlenmiş. 3 aydan başlıyor. Şikayete bağlı suç. Yani öyle bir hakkı terk yok. Terk ediyorsan böyle bir cezan, evet, var. Evet, hamileyken terk etmek. Şimdi üstüne şiddet uyguladıysa. Onun cezası ayrı tabii ki. O nedir? O da şiddetin derecesine göre yasada düzenlenmiş. Alınan raporun gün sayısına göre belirleniyor cezanın miktarı. O da hapis cezası aynı şekilde. Hakikaten böyle bunlardan ceza alıp yatan var mı? Evet, bildiğin? Tabii senin ki. Senin böyle bir ceza aldırdıkların var mı? Evet, tabii ki sürekli çıkıyor. Yani biz sürekli yani bu pandemiden sonra özellikle pandemi döneminde çok arttı. Öyle mi? Yani fiziksel şiddet, aynı evde kaldıkları için herhalde tahammülleri kalmadı. Boşanmalar da mı arttı? İnsanların, evet, boşanmalarda da ben pandemiden sonra bayağı bir patladı. Arkadaşlarımla da konuşuyorum. Artış var, evet. Çok ilginç ya. Peki şiddet sebebiyle son bulan bir evlilikte kadının hakkı nedir? Kadının biz koruma tedbirlerini aldıktan sonra hemen boşanma davası ayrılmak istiyorsa eğer açılıyor. Burada nafaka hakkı var. Velayet çocuklarda, yani çocukların velayetini alma hakkı var ve maddi manevi tazminat, demin de söylediğim gibi hakları var. Maddi tazminatta kusursuz olmuş oluyor kadın ya da daha az kusurlu olmuş oluyor. Adamın maddi durumuna göre talep mal ediyoruz. Mal da kaçırıyorlar. Mal kaçırıyorsa biz hemen mal paylaşım davasını da beraber açıyoruz ve ihtiyati tedbir koyduruyoruz mallarına. Dolayısıyla kaçıramıyor. Eğer önceden de sattıysa önceden de sattıysa, yani bu olaylar olurken de sattıysa, onların da tespitini talep ediyoruz. Aktif pasif bütün hesap dökümlerini, gayrimenkul kayıtlarının hepsini getirtiyoruz biz. Dolayısıyla da orada hakkını alıyoruz yani kadınların. Peki bir soru daha soracağım. Aile konutu şerhi nedir? Bu arada Elif der ki, sevgili Meral, beyefendiler arıyor. Kadına şiddet konuşuyorsunuz. Erkek evlilik kurumunda hiç mi şiddet görmüyor zannediyorsunuz? Şimdi diyor. Benim karşılaştığım vakalarda erkeğin fiziksel şiddet uygulandığı bir vaka hiç görmedim. Çünkü fiziksel olarak daha güçlü. Kadın ona hakikaten bir hiç görmedin mi? Hayır, hiç görmedim. Kadına şöyle bir tane vursa bile yani çok kötü bir sonuç olur. Peki mesela olur. Erkeği koruma adına kanun var mı bilmiyorum. Tabii evliliği koruma kanunu var da. Kadının işte hakaret etmesi. Onlar olabiliyor. Bunların cezası var mı? Hayır, ceza değil. Bu bir kusur evlilik birliği içinde. Ve o zaman adam boşanma davasını açar. Kadının kendisine hakaret ettiğini ispat eder. Kendisinin hiçbir kusurunun olmadığını, kadına bir kere bile hakaret etmediğini ispat eder. O zaman da o kadından tabii ki tazminat alabilir. Onlar da tazminat alabiliyor yani. Alabiliyor maddi, ama manevi. Kusursuz olması gerek erkeğin. Ya da daha az kusurlu kusursuz olması erkek gerek. Nasıl oluyor? Bir onu şahitlerle boşanma davasında ispatlamak gerekiyor. Yani kadının kendisine kötü davrandığını, işte aile hukukundan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmediği. Mesela erkek dışarıda çalışıyor, evet, işte. Fakat evin düzenini sağlamak kadının görevi. Ama kadın hiç evle ilgilenmiyor, çocuklara bakmıyor vesaire. Bu tabii ki bir kusur. Peki, ve tazminat kadın adamı gerektirir. Aldattı diyelim. Şimdi ben o çok da bir radikal kusur. Sert sorular sorabilirim ama... O kadının kusuru olup beyefendi tazminat davası, evet, açabiliyor mu? Tabii boşanmada bunu talep edebiliyor. Aynen, çok doğru. Tamam. Alabilir. Biz seninle daha uzun bir yayın yapalım çünkü çok soru geliyormuş. Olur, çok tabii teşekkür ki. Ediyorum. Ben sevgili teşekkür Hazal, ederim. Sağ ol, var ol. Ben teşekkür ederim. Efendim, şimdi evlilikte bunları konuştuk ama mutlu evlilikler de var. Çocuk istiyorlar. Çocukları nasıl olacak? Tüp bebek uzmanı Aret Kamar birazdan bizlerle olacak. Bizden ayrılmayın. Thank you.
tedavisinde doğru bildiğimiz yanlışlar neler? Tüp bebek tedavisinde günümüzde yeni teknolojiler ne? A'dan Z'ye tüp bebeği Doktor Aret Kamar Sağlık Merkezi'nde anlatıyor. Sevgili hanımlar ve sevgili beyler, ümit ediyorum evlilikleriniz şahane olur ve bir çocukla taçlandırırsınız vakti zamanı geldiğinde. İşte biz bugün tüp bebek tedavisini A'dan Z'ye konuşmaya çalışacağız. Sizlerden gelen sorulara bol bol yanıt vereceğiz. Bir de doğru bilinen yanlışları konuşacağız. Kiminle? İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi'nin değerli kurucusu Doktor Aret Kamar'la. Ekranda gördüğünüz numaralardan arayınız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Nasılsınız? İyi pazarlar. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi hocam, tüp bebek tedavisini siz 30. sene oldu mu? Kaç oldu. Sene oldu? Oldu mu o kadar? Maalesef. Vallahi hoca da yaşlandı. Geçen gün bir hasta sordu. Hocam ilk doğurduğunuz çocuk ne kadar diye bir düşündüm. Evet 30 yaşında. 30 yaşında mı? Evet. Sizler maalesef. Gençsiniz, ne sevinsek mi üzülsek mi bilemez mi? Peki hocam şimdi 30 yıl olmuş. Biz 11 yıldır bu programı yapıyoruz. Ben sizinle bu konuyu 11 yıldır konuşuyorum. Türkiye'de medyada konuşulalı çok yıllar oldu. Özellikle özel televizyonlarda çok yaygınlaştıkça konuşuldu. Biz bu konuda her şeyi doğru bilmiyoruz ama hala. Evet. Ve hala utanıp yayınları isimsiz arıyorlar. Neden böyle? Ben daha başka bir şey de söyleyeyim. Hala bir kısım aile tüp bebekle hamile kalıp doğumlarını bana yaptırmıyorlar. Neden? Çocuklarının tüp bebek olduğu anlaşılmasın diye. Çünkü ben tüp bebekçi olarak biliniyorum. Bu gerçekten ayıp bir şey değil ama hala yani bu siz kendi kendinize çocuk sahibi olamadınız mı? Tüp bebek mi yaptırmak zorunda kaldınız filan gibi sorulara maruz kalmak istemiyorlar. Bu normal bir tedavi aslında. Yani evet. Bir basit bir tedavi. Çok hiçbir şey aslında. De değil aslında. Sadece biz bildiğiniz gibi içeride buluşmayan spermle yumurtayı dışarıda buluşturmuş ve içeriye koymuş oluyoruz. Maalesef çağın bir hastalığı. Çünkü bütün dünyada kadınların yumurta rezervinin ve erkeklerin sperm sayısının geçmişe nazaran düştüğünü biliyoruz. Dolayısıyla şu anda evlenen çiftlerin 6 tanesinin ya da 7 tanesinin bir tanesinin çocuğunun olmadığı kendi isteğiyle bunu da biliyoruz. Ya 10 çiftten 6-7'sinin olmuyor mu şu an? Değil. 6 çiftten birinin. %15'e mi geliyor evet, bu? Evet aşağı yukarı böyle olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bunlar da bir şekilde bir tedavi almak zorunda kalıyorlar. Bunun bir kısmı basit tedaviler oluyor. İşte muayenehanede aşılama yapılıyor ya da yumurta takibi, yumurtlama tedavileri yapılıyor. Ama bir kısmı da direkt tüp bebeğe başvurmak zorunda kalıyorlar. Bu bir ayıp değil. Yani erkeğin sperminin düşük olması, kadının yumurtasının az olması, işte tüplerin herhangi bir ameliyat neticede tıkanmış olması bunlar kimsenin hatası ya da suçu değil. Bunları biraz daha böyle basit hastalıklarmış gibi algılamak ya da basit durumlarmış gibi algılamak aslında hastalık da değil. Değil, neticede. Evet. Ve ona göre tedavi yaptırmak lazım ama dediğim gibi hala tüp bebekle hamile kaldığımızı aman kimse bilmesin. İşte biz sizi hasta yönlendireceğiz ama bizim burada tüp bebek yaptırdığımızı söylemeyin. Bazıları tüp bebek merkezinde iki tanıdık aile karşılaşıyorlar. Böyle birbirlerine mı? Bakıyorlar. Aynı çünkü oraya girenin başka bir derdi olamaz zaten. Dolayısıyla bunu zaman içerisinde mutlaka yeneceğiz. Şimdi eskiden mesela biz muayenehanemizde 8 kere, 10 kere, 15 kere aşılama yaptığımız hastalar vardı. Çünkü bunlar tüp bebek adını duyduklarında ne yani ben şimdi tüp bebeklik miyim filan diyorlardı. Tüp bebeğin hep başkasının yumurtasıyla başkasının spermiyle yapıldığına inanıyorlardı. Böyle düşünüyorlardı. Hocam hala şu var. Mesela bana da soruyorlar yumurtamı donduracağım merkezde kalsa biriyle karışır mı? Hanım arkadaşlarım çoğu soruyor bunu. Ya da işte benim ya orada 3-4 senedir embriyom duruyor karışır mı? Şimdi bu mümkün değil. Değil. Ancak o laboratuvardaki koşulları görmeniz gerekiyor değil. Belki de. Ya yani bunu şey gibi düşünün. Zor bir ihtimal. Yani bir kişinin yumurtasını sakladığımız zaman ya da bir çiftin embriyosunu sakladığımız zaman bu saklanan çubukların üstüne
isim, soyad, işte adres numarası, her şey yazılıyor. Yani bir kütüphane üzerinde bir kitap aradığınız zaman o kitabın adıyla başka bir kitabın ne kadar karıştıramayacaksanız, yani yanlışlıkla başka bir kitap alıp okuyabilir misiniz? Okuyamazsınız. Üstünde ismi yazılı, yazarı yazılı, her şey yazılı. Bunların da üstünde dondurulmuş vaziyette hepsinin ismi, artı adresi siz bir de çip sistemi yazılı. Kullanıyorsunuz, biliyorum. Artı tabii hasta girdikten sonra işte hastanın bantlanması, ameliyathaneye girerken bantlanması, sperm verdiğinde sperm kabında çipinin olması, bunların laboratuvarda okutulup uygun örneklerin birbiriyle meç edilmesi, bir insan bir işlem yaparken yanındaki insanın onu mutlaka kontrol etmesi. Şahitlik yani yapıyor, işi bilgisayara bırakmıyoruz. Tabii bir de şahitlik sistemi var. Yani mesela birisi mikro enjeksiyon yapıyorken onun yanına yumurtayı ve spermi getiren kişi onları kontrol ediyor. Kişi de kontrol ediyor. Aynı zamanda bilgisayar da kontrol ediyor. Yani kolay kolay böyle bir şey olma ihtimali yok. Evet, bu konuda da tekrar tekrar yüreklerine su serpelim herkesin. Peki şimdi şöyle bir algı da var. Tüp bebek tedavisi her yaşta yapılır ve kadın atıyorum işte geç evlenmiştir, gelmiştir, beyler oyalıyor kadınları, bir de diyorlar ki tüp bebek tedavisi var, olur canım çocuğumuz diyorlar. Atıyorum kadın geldi 45 yaşına, 40 yaşına ve evlendi, zannediyor ki evet çocuğum olacak çünkü regl oluyor, adet oluyor düzenli. Hakikaten adet olmak çocuğun olacak manasına mı geliyor düzenli ve 40 bandından sonra o ihtimal nasıl azalıyor, oluyor? Gitgide tabii. Yani bizim en çok muzdarip olduğumuz grup bu, 39-40 yaşında evleniyorlar günümüz şartlarında, birinci ya da ikinci evlilik, hı hı, herhangi bir sebeple gecikmişler. Ama bir bakıyorsunuz 3-4 sene kendileri denemişler, ondan sonra size bir geliyorlar 44 yaşında, 45 yaşında. Hı hı. Tabii ki çocuk oluyor. Bizim 45 yaşında ilk var, transferde bile gebe kalan hastamız var. Kendi de inanamadı hatta. Hı hı. Uzun bir sürede çocuğum sakat olabilecek benim diye ağladı. Şimdi artık doğmak üzere, yavaş yavaş kendi çocuğunun sağlıklı olduğuna inanmaya başladı. Yani bu tür şeyler dikkat etmek gerekiyor. Biz her zaman televizyonda da söylüyoruz, insanlara da söylüyoruz. Belli bir yaştan sonra evlenildiğinde gebelik şansları da düştüğü için bir kere mutlaka evlenir evlenmez bir doktora, bu işte ilgilenen bir doktora gidip erkeğin sperminin normal olup olmadığı, kadının yumurta rezervinin iyi olup olmadığı, bunların istedikleri zaman çocuk sahibi olabilme şanslarının olup olmadığı mutlaka değerlendirilmeli. Geç evliliklerde, özellikle 35 yaşından sonraki evliliklerde. Çünkü normal hastalarda, biz genç hastalarda eğer her şey yolundaysa, embriyolarımız da iyiyse, bir denemede %70-75'ler gibi şansları yakalıyorken 40'lı yaşlarda bu oranlar %30-35'lere düşüyor. Ve 43'lü yaşlardan sonra da %10'ların altına düşüyor. Yani yine imkansız değil ama bizim 45 yaşında buraya da geldi. 47 kere deneyerek hamile kalmış, evet, olan hastamız var. Evet, 47 kere denemişti o, evet, değil mi? 47 yaşında benden önce bir 30-40 kere deneyip, bende de bir 40-30 kere deneyip öyle hamile kalıp doğuran hasta var. Yani bu olayları buralara bırakmamak hocam lazım. Hocam bunun bir uç şeyi yok mu, bandı? Yani ya mesela 40 kere denemiş, buna vücut mu dayanır? Nasıl oluyor? Yani dayanıyorlar işte. O kadar istiyorlar ki dayanıyorlar. Yani şimdi aslında bizim yaptığımız, özellikle yaşı büyük olan hastalarda genelde doğal tedaviyi tercih ediyoruz. Yani iğne miğne kullanmıyoruz. Yani kişinin kendi yumurtlamasını takip edip bazı böyle haplarla destekleyip yumurta büyüdüğü zaman onu sadece topluyoruz. Yani yumurta karın içerisine atılmıyor da biz onu bir iğne sokup dışarıya alıyoruz gibi oluyor. Dolayısıyla aslında çok dayanılmaz bir tedavi değil ama eziyeti var, gelip gitmesi var, maddi külfeti var. Yani bunlara dayanmak öyle çok kolay değil. Yoksa gebelik oluyor. Yani 48 yaşında, 50 yaşında hamile kalan kadınlar var. Geçen gün bir tane hastam tedaviyle gebe kalmış. İşte bebeğine bakıyoruz filan, kızcağız bana dedi ki benim annem gebe kaldı dedi, gebe olduğunu söylemeye utanıyor dedi, 50 yaşında kadın,
50 yaşında. Kendiliğinden, spontan. Ya menopoza giriyor zannetmiş. Bir bakmış gebe yani. Adeti spontan gecikmiş. Bir gebelik spontan bu. Kendi kendine. Bebeği nerede aldırabiliriz falan diye bana sordu. Ya bunlar oluyor. Kadın gebe kalabilir. Kadın ileri yaşlarda da gebe kalabilir ama şimdi bunu temiz temiz bir denemede, iki denemede gebe kalıp çocuğu alıp gitmek varken böyle aylarca, yıllarca eziyet çekip ondan sonra doğurma durumlarına mümkün olduğu kadar sokmamak lazım. Onun için biz yaşı büyük olanlarda kabul eden bir kliniğiz. Onlarla da uğraşan bir kliniğiz. Kaç ama yaşa kadar kabul çok, ediyorsunuz hocam? Kadın adet görüyor. Kaç kabul yaş? Ediyoruz. Kabul ediyoruz. Adet görüyorsa yani yumurtası varsa kadının, erkeğin de spermi varsa çocuğun olabileceğine inanıyoruz. Tamam. Ama hastalarla şunu paylaşmak lazım. Bu iş zor olacak. Bu iş çok kere denemenizi gerektirebilir. Bunu bilin. Şansınız az. Ama hasta denemek istiyorsa siz bir hizmet veren grupsunuz. Ya sizin şansınız az, ben sizle uğraşmam diyemezsiniz yani. Bu mümkün değil. Bunu yapanlar var ama biz şahsen böyle davranmıyoruz. Yeter ki kandırmayalım. Yeter ki diyelim ki senin şansın %5, %10. Ama hasta denemek istiyor. Bazıları var 47 yaşında evlenmiş. Çocuk yapmak istiyor ve denemek istiyor. Sen şimdi onun nasıl umudunu yok edebilirsin? Çünkü 47 yaşında doğuran hastamız yok mu? Var. Ama 45 yaşında işte 47 kere deneyerek gebe kalan da var. Bir denemede gebe kalan da var. Yani kalınca kalınıyor. Olmayacak şeyler diye bunlar yaşıyoruz. Dolayısıyla denemek lazım. Umudu kesmemek lazım. Şimdi o ilaçlarla ilgili sorular soracağım. Lazım. Bir de şu yumurta dondurma meselesi. Özellikle bekar hanımların gündeminde hocam. Mesela bana hakikaten haftada en az iki tane arkadaşım arıyor, yumurta dondurmayı soruyor. Çok bilinçlenmeye başladık. Çok bilim. Ben yani de diyorum ilk ki doktor Aretka mı? Çok bilinçlenmeye başladık. Yani gerçekten şimdi mesela bundan 3-4 sene evvel yumurta dondurmaya gelen yılda birkaç tane ya olurdu ya olmazdı. Şimdi ayda 3-5 hasta hatta daha fazla kanserli hastalardan bize yönlendirilen gelenler var. Meme kanseri özellikle genç yaşlarda yakalanabiliyor biliyorsunuz. Günümüz teknikleriyle meme ameliyatı olmadan ve kemoterapi, radyoterapi görmeden yumurtalarını donduran bir sürü kızcağız var. Üzücü ama gerçek. Ama işin enteresan bir yolu var bakın. Mesela şimdi kadınlar yumurta dondurmaya geliyorlar. Evet. Erkek yok. Onlar sperm dondurmaya gelmiyorlar. Erkek yok yani erkek kanser tedavisi oluyor. Bilmem ne oluyor genç yaşlarda. Yani bizim ben kanser oldum spermimi donduracağım. Ben tedaviden sonra belki spermim kalmayabilir diye gelen yılda bunu bilmiyor bir olabilirler mi hocam? Ya bunu erkekler mi bilmiyor? Onları tedavi doktorlar eden mi akıllarına getirmiyor? Biz şimdi geçmişte bir sürü İşte böyle kanser tedavisi olmuş, sonra menopozun eşiğine gelmiş ya da tamamen menopoza gelmiş olan kadınlarla karşılaşırdık ve çok üzülürdük. Yani niye baştan bir önlem alınmadı diye. Erkeklerinki çok kolay. Yani kadın bir yumurtlama tedavisi, bir ilaç tedavisi görüyor. Yumurtalarını çoğaltıyorsunuz, sonra topluyorsunuz. Toplama anesteziyle oluyor ama erkeğin öyle değil ki. Erkek normal bir sperm veriyor ve onu siz alıp donduruyorsunuz. Ama yok yani çok hocam, enteresan. Hocam şunu merak ediyorum. Şimdi hafta içi bir arkadaşım bana bunu sordu. Kendisi meme kanseri tedavisi gördü. Sadece radyoterapiyle. Bir cerrahi olmadı yanılmıyorsam. Sonra o 5 yıl kullanılan malum bir ilaç var. Evet. Ve adeti kesilmek kesiyor, zorunda kaldı. O ilacın sonuna doğru geldiğini söyledi 40'lı yaşlarda. Bana dedi tedaviden önce söylemediler. Mesela şimdi yumurtalarımı dondursam yumurtalarım hasar görmüş müdür? Bu soruyu ben size sorayım. Görmemiştir. Öyle çünkü mi? yumurtalıkları hasarlandıran çoğu zaman kemoterapi. Ha, radyoterapi değil. Eğer yumurtalıkların olduğu bölgeye yapılan radyoterapi varsa o zarar verir. Ama meme ise sadece memeye radyoterapi yapılıyordur. Memeye yapılan radyoterapi yumurtalığa çok zarar vermez. Ama problem şu. Şimdi o 5 sene evvel biliyorsunuz kanser tedavisi 5 sene sürüyor takipleri falan. 5 sene evvel yumurta dondursaydı 5 sene evvelki şansıyla çocuk sahibi olacaktı. Şimdi 40'lı yaşlara geldi diyorsunuz. Şu anda yine yumurtası varsa bile gebe kalma şansı yarı yarıya şansla olacak ama imkansız olmayacak. Çünkü orada kullanılan ilaçlar işte yalancı menopoza sokuyor. İşte östrojeni düşüren ilaçlar var. Bunların hepsi
meme kanserinin tekrarlamasını, ilerlemesini engellemek için. Ama kemoterapitik vasıfta değil, yani hücre öldüren vasıfta değil. Dolayısıyla o ilaçların hep geri dönüşü var. Peki, şimdi telefonda bir izleyici var mı arkadaşlar? VTR'ye pas atayım mı? Tamam, şu an yaşla ilgili bir sokak röportajı var. Onu izleyelim, sonra devam edeceğiz. Yumurta dondurmayı özellikle soracağım. Hem bekarlar için hem evliler için. Tüp bebek tedavisinde en son hangi yaşta çocuk sahibi olabiliriz? En son. Hiçbir bilgim yok. Şu an karar veremiyorum. Herhalde 40 yaşından sonra olmaz. 35-40 arasıdır değil mi? Kadınlarda her yaş kalabilir. Çünkü Amerika'daki profesörler, İngiltere'deki profesörler hepsi açıklama yaptı. 90 yaşındaki bir kadın bile hamile kalabilir tüp bebekle. 40 üzeri mi acaba? Olabilir. 40'tan sonra. 40 sanıyorum ben. 40-45 çünkü bundan önce benim dayımın eşi vardı. 50'yi geçkindi. Öyle bir şey olamaz dedi doktor. Herhalde 50'den sonradır. 50 yaşından sonra düşüktür şansı. Normal 40'a kadar. Ama 40'tan sonra 50 tehlikeli bence. Yani hiçbir tahminim yok ama 40 mı? 30 diye biliyorum. Yani 45. Olabilir 40-45. Ama tabii daha erken olursa daha iyi olur. Hangi yaş aralığı? Herhalde 40'tan sonradır. Yani 40'ından sonra diyeyim. 40'la 60 arası. Evet, cevaplar böyleydi. İstanbul'dan Fatma Hanım hattımızdaymış. Fatma Hanımcığım günaydın. Hayırlı pazarlar olsun. Fatma Hanım. Fatma Hanım. Televizyonun sesini kısın. Ben kendimi duymadan sizinle güzel güzel konuşalım. Bak duyuyorum. Kısalım. Şimdi sorunuzu alalım. Buyurun. Efendim buyurun soruyu. Tabii siz sorun. Ben size soracağım. Soru işte kızım var. Onun için aradım. Hani... Şimdi evlenmek istemiyor. Çok isteni de var. Bir türlü yani şey olmuyor. Yıldızı tutmuyor. Hani ileride bir problem olur mu evlenmezse sonra Allah'ın işi belli olmaz. 40'ta evlenir, 45'te evlenir. O kadar da kalmasın canım. O kadar da beklemesin. İşte ben de diyorum bekleme kızım. Kaç yaşındaymış kızı? Kaç yaşında? 36. 35. Durun bir saniye hanımefendi, 34 yaşındaymış. Annesi diyor ki yumurtalarını aldırsın, doğru mu? Evet, bir şey olur mu diyor, bir problem olur mu diyor. 40'tan sonra zor tabii. Şimdiden de hoca cevaplayacak. Hoşça kalın. Şimdi bu bekar kızların anneleri tutuşmuş durumdalar, telaşlanmışlar. Şimdi, buyurun hocam. Benim tavsiyem bütün genç kızlar da dahil, herkese tavsiyem. Doktor muayenesinden çekiniyor olsalar bile... AMH denilen rezervi gösteren güzel bir testimiz tamam. var. Bu rezerv testi yumurtala yani kandan yapılıyor. Alıyor. Ve hı-hı. kandan yapıldıktan sonra bir günde de sonucu çıkıyor. 1,5'un altında olanlar rezervi düşük olarak kabul ediliyor. Rezervi düşük olanların evlenmediylerse eğer böyle beklemeleri çok doğru değil. Çünkü ileride sıkıntı yaşayacak. Peki ben bir soru soracağım. Hani bakire bir genç kızımız 35 yaşlarına geldi diyelim. AMH testiyle hani çekindiği için dediniz ya. Peki yumurtaları alınırken? Sıkıntı. Karnından alabiliyoruz. Bu soruyu bana çok sorular. Ben de hocama sormak istedim. Şimdi karnından bakın, alabiliyoruz. Normalde bizim normal rutin kullandığımız yol çok daha güvenli. Çünkü işte biz ultrasonla bakarken yumurtalığın tam dibine kadar girip hassas bir şekilde yumurtaları tık tık vajinal yoldan toplayabiliyoruz. Evet. Ama karından yaptığınız zaman karın cildini geçtikten sonra önünüze bağırsak gelebilir, mesane Tabii. gelebilir. Yumurtalıklar daha aşağıda. Aynen. Ama biz onu bastırarak, işte idrar kesesini birazcık doldurarak yumurtalığa daha ulaşabilir hale getirebiliyoruz. Ve
Yani tabii bu sağlık problemi gerekirse hani vazgeçilebilir bazı şeylerden ama illa da ben karından toplatacağım diyenlerde karından toplatmanın yolu da var. Yolu da var. Biliyorsunuz ilk tüp bebek laparoskopi ile yapılıyordu. GIF denilen bir yöntem vardı. Bu GIF denilen yöntemde laparoskopi ile karın içerisine girildikten sonra yumurtalıktan yumurtalar alınırdı, görerek alınırdı, normal ultrasonla değil. Ve ondan sonra spermlerle beraber tüplerden içeriye verilirdi. Yani laparoskopi ile bile yumurta toplanabilir. Karından yapılan ultrasonla da yumurta toplanabilir. Tamam. Şimdi bir izleyicimiz de bir not olarak soruyu sormuş. Ben toparlayıp sorma ihtiyacı hissettim. Eşinin cinsel problemleri varmış beyefendinin. Böyle bir beyefendiyle evli ve biz tüp bebek yaptırabilir miyiz demiş. Tabii ki yaptırabilirler. Ha. Bizim tüp bebek yaptıran bir kısım hastamız da cinsel işlev bozukluğu olanlar. Olabilir tabii. Bu nedir? Kadın da problem olabilir. Hani ilişkiye giremeyenler var. Vajinüs musanımlar da var. Evet. Erkekte problem olabilir. Bazı kaza geçirmiş olanlar var mesela. Felç geçirmiş, belden aşağısı tutmuyor. Onlar da yumurtalıktan sperm alabiliyoruz. Yumurtalığın çıkışındaki kanallardan da sperm alabiliyoruz. Yeter ki sperm olsun. Kadında da mesela kadın hani vajinismusu var ve ilişkiye giremiyorlar. Onlarda da işlemleri uyuta uyuta yapıyoruz. Yani çocuk sahibi olmaları. Evet. Bunların çoğu hani vajinismusu olanların çoğu hamile kalıp doğurduktan sonra o problemlerinin çoğunu atlatıyorlar. Yani o böyle bir üzerlerinde birikim. Bastı. Çünkü bunlar cinsel ilişkide bozukluğu olan bir aileyi düşünelim. Bir yandan tabii durumlarını aslında korkuyorlar, kimseye söyleyemiyorlar, çekiniyorlar. Bir yandan da anneler, babalar hadi siz çocuk yapmıyor musunuz, ne zaman çocuk yapacaksınız filan üstlerinde. Bunların üzerindeki kaygı çok artıyor. Çok artıyor. Dolayısıyla bunlar çocuğu yaptıktan sonra bir kere çevreye karşı borçlarını bir kere ödemiş oluyorlar. Kafa bir rahatlıyor. Ondan sonra kendi aralarında problemlerini de çözebiliyorlar çoğu zaman. Peki hocam, şimdi az önce dedik ya yumurta dondurabiliyoruz. Bu yumurta dondurma ilaç kullanıp o tüp bebek ilaçları, östrojen değil mi? Bazı hormonlar vücuda enjekte ediliyor. Östrojen değil, yumurtalığı uyaran hormonlar veriyoruz biz. Östrojen. Bunu kullanmak gerekiyor mu? Yoksa doğal her ay o siklusta bir yumurta mı aldırabiliyor muyum? Alabiliyoruz. Ama takdir edersiniz ki her yumurta toplama işleminin ve her yumurta dondurma işleminin bir maliyeti kesinlikle var. Şimdi bir anda 5 yumurta alabilecekseniz bunun maliyeti bir yumurtayı alıp 5 tane ayrı ayrı denemede yumurta alacaksanız bunun maliyeti 5. Dolayısıyla biz kadının yumurtalığının verebileceği ölçüde fazla yumurta almayı hedefleriz her zaman. Ama yumurta donduranlar genellikle zaten rezervi düşük olanlar. Çok düşük. Yani yumurta çok veremeyecek size. Yumurta çok veremeyeceği için de biz yumurtalığın vereceği yumurtanın miktarına göre, ki onu biz ultrasonla bakarak anlayabiliyoruz, öyle bir tedavi seçiyoruz. Bir kısmı sadece hap kullanıyor. Çünkü diyorsun ki bu zaten bize bir ya da iki yumurta verecek. Daha fazlasını veremez. Bazısı böyle 6-7 yumurta verecek gibi oluyor. Onlara birazcık hap veriyoruz. 1-2 gün belki iğne veriyoruz falan. Bazısı da İşte özellikle tabii yumurtası az olanlarda biz yumurta dondurabiliyoruz. Yumurtası çok olanlarda dondurmuyoruz normalde. Yumurtası çok olanlarda dondurduğumuz grup sadece kanser olan hastalar. Onlarda iğne tedavisi yapıyoruz. Ama onlarda da şimdi iğne tedavisi yaptığınız zaman özellikle kanserde östrojen ve progesteron reseptörü varsa sizin yumurtaları büyüttüğünüz kadar o kadar çok östrojen oluyor ve östrojen memedeki kanseri uyarabiliyor. Bundan korkulduğu için biz yaptığımız tedaviye yanına hem yumurtayı büyüten ilaçları, yani östrojeni artırabilecek olan ilaçları veriyoruz, hem de östrojeni düşürmek için ekstra ilaçlar kullanıyoruz. Yani kadının 30 tane yumurtası oluyor ama östrojeni 2-3 yumurtalık oluyor, yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hem memeye zarar vermemiş oluyoruz, hem de amacımıza bir sürü yumurta toplayarak ulaşmış oluyoruz. Her hasta için uygulanan ilaç protokolü de kesinlikle birbirinden farklı. Boyuma, kiloma değil mi? Derdine göre farklı. Yani. Şimdi çünkü bizim hitap ettiğimiz hasta grubu, şimdi bile birkaç gruptan bahsettik. Yumurtlaması olmayan var, polikistik overli var. Yumurtası, sen iğneleri tepesinden aşağı döksen bile bir yumurta zor verecek olan var. Spermi bir tane iki tane olan hocam, var. Hocam 30 yılda hep en değişik. Zor vaka ben yani...
kendimle bile gurur duydum bir tüp bebek uzmanı olarak. Ben olsam öyle yapardım. Yahu ben bu hanım çocuk sahibi olamaz dediler, dediler, uğraştım ve çok şükür hamdolsun oldu deyip çok duygulandığınız bir vaka örneği istiyorum sizden. Çok çok var aslında ama temel olarak yaşı büyük olanlarda çok zorlanıyoruz. Buraya getirdiğimiz 47 yaşında doğuran hanımlar mesela. 52 yaşında da geldi. Ama o farklı. O dondurulmuş embriyolarıyla da o kadar zor değil işin açıkçası. Ama 47 yaşında kendi yumurtasıyla 70-80 kere denedikten sonra hamile kalıp doğuran bizim için mutluluk vericidir. Evet, çok eziyet çekiyoruz. Biz de çekiyoruz. Kadın da çekiyor. Çünkü bir hastayı biz bir seferde hamile bakıp doğurtmak isteriz. Bir hastayla 70-80 ay beraber olmak hiçbirimizin çok istediği bir şey değil. Bir de 6 sene yapıyor. Yani bir de yeni bir hastamız daha vardı, hatırlıyorsunuz. Vajen yolu tam oluşmamıştı ve onun rahmine ulaşmak çok zordu. Evet, hatırlıyorum. Ve birçok yerde ona sen doğuramazsın demişlerdi. Onu doğurtmak da bizim için. Ve nasıl ağlıyorlar? Nasıl bir duygu seli var o hanımlarda. Evet. Rüstem Bey hattımızdaymış. Rüstem Bey, iyi pazarlar diliyorum. Günaydın. Günaydın efendim. Kolay gelsin. Sağ olun. Buyurun, sorunuzu alalım. Bizim bir tanıdık arkadaş var. 2 senedir evlidir. Şimdi hastalık onun erkek tarafta yani. Olabilir. Tohum ölüdür diyorlar falan diyorlar. 2 senedir tedavi görüyor arkadaş. Ama onların işte çocuk olmuyor, işte bebek şeyi var. O yüzden aradaydım, yani onlarda öyle bir şey tedavi var mı? Evet. Tedavi olur aşağı mu? Yukarı hocam anladı. Tabii var. Şimdi biz... Hoşça kalın. Bir arkadaşınızı anlatırsınız o zaman bunları. Hoşça kalın. Biz doğurganlıkla uğraşanlar, bu işle uğraşanlar, tabii kadınlarla uğraştığımız kadar erkeklerle de uğraşıyoruz. Aslında tedaviye gelenlerin %60'ında da erkeklerle ilgili problemler var. Kadınlarınki daha azaldı artık yani. Dolayısıyla biz hiçbir zaman hani çok belli başlı durumlar hariç spermi arttırmaya falan uğraşmıyoruz. Spermin içinde canlı sperm varsa, dışarıda varsa dışarıdakini kullanırız. İçeride varsa içeridekini kullanırız. Bizim için yumurta kaç tane? 10 tane mi? 10 tane sperm yeter. Biz spermi 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon yapmaya uğraşmıyoruz. Genellikle bu tür yapılan tedaviler çok başarılı olmuyor. Şimdi anlatıldığı şekilde eğer sperm var da sperm dışarıya ölü geliyorsa içeride canlısı var mı diye bakılır. İçeride canlısı varsa onlar kullanılır. Bazı taşıdıkları hastalıklardan dolayı sperm aslında canlı oluyor ama hareketsiz oluyor. Yani ölü taklidi yapıyor. Onları anlayan bizim şeylerimiz de var, ilaçlarımız da var. Spermlere uygulanıyor laboratuvarda. Onu aldıktan sonra sperm hareketleniyorsa yüzdesine bakıyoruz. Yani mesela hani ölü gibi gözüken spermlerin yarısı aslında ölü değil gibi çıkarsa bir ilaçla bize fonksiyonel hale geliyor. Fonksiyonel hale getiriyoruz. O spermleri de kullanarak, eğer içeride canlısını bulamıyorsak onları bile kullanarak tüp bebek yapılabiliyor. Yani bizim için sperm ya da yumurta olsun bir şekilde biz çocuk yapıyoruz ama en zorlandığımız işte yaşı büyüyen kadınlardır. Sperm bulamadığımız hala maalesef yumurta hiç olmayan menopozda olan kadınlar var. Bunlara çare bulamıyoruz ama ben tekrar burada altını çizerek söyleyeyim. Menopoz demek kadının FSH'sının yükselmesi ya da AMH'sının çok düşük olması demek değildir. Bu yanılgı içerisinde düzgün adet gördüğü halde ya da işte gecikmeli görüyorum, 15 gün gecikiyor, bir ay gecikiyor deyip de kendi kendine adeti geldiği halde hormonları iyi olmadığı için sen menopozdasın, çocuğu olmaz deyip ortada dolaşan bir sürü kadıncağız var. Kadın adet görüyorsa yumurtalı yumurta üretiyordur. Hormonlar hiç önemli değildir. Hormonlar sadece yumurtalığın iyi olup olmadığını şansı gösterir. Şansı var mıdır? Tabii ki vardır. Bir daha söyleyelim. Tabii ki vardır. Şimdi sezonu önümüzdeki hafta ara vereceğim. Arif Bey Eylül'de tekrar gelecek. Bu önemli bir mesaj bizim için. FSH yüksek. Şimdi bakıyorlar kandan FSH yüksek. FSH yüksek senin çocuğun olmaz diyorlar. Kesinlikle yanlış. FSH'nın yüksek olması sadece yumurtalığın iyi olmadığını gösterir. Tamam. Kadın eğer özellikle yaşı genç ama FSH'sı yüksekse gelen yumurta kendi yaşındaki gebelik kadar gebelik getirir. FSH yüksek, AMH düşük eşittir çocuk olmayacak değil. Kesinlikle değil. Kadının yumurtası varsa, yaşı uygunsa, kadın kendi kendine adet görüyorsa çocuğu olur. Peki şunu da soracağım. Çok şişman bir hanımefendi.
Şimdi obezite çok fazla evet. çünkü. Kilo vererek sadece çocuk sahibi olabilir mi? Ve soruyu şöyle de soracağım. Tüp bebek ilaçlarının hanımlar çok kendilerine kilo aldırdığını, obez olduklarını düşünüyorlar. Böyle bir şey var mı? Yok, yok. Bana böyle söyleyenlere ben diyorum ki bak dışarıda bak diyorum. Hepsi aynı tedaviyi görüyor diyorum. Bak zayıfı da var. Bazen de kilo aldırmaya çalışıyoruz. Kızım diyorum akşam televizyon karşısına oturduğunda biraz bir çanak fıstık al fıstık yediyorum. Adı önemli yani konuşamam. Ya, buraya bir tane getirmiştik hatırlıyorsunuz. 30 kusur kiloydu kızcağız doğum yapmıştı. Zayıf incecik bir kız. Oluyor böyle hastalar. Çok zayıf, çok zayıf. Kilo aldırmaya çalışıyorsun. Kızın kollar çöp gibi yani. Bu da önemli. Tabii. Şimdi çok zayıf olmak da, çok kilolu olmak da yumurtlamayı bozar. Çünkü kadında östrojenin bir kısmı yağlarda yapılıyor. Bir kere tekrar altını çizerek söyleyeyim. Kilolu olan doğuramaz diye bir şey yok. Kesinlikle yok. Bizim için kilolu olan, ha biz birazcık daha böyle ultrason yaparken zorlanabiliriz. İşte ne bileyim 300 ünite ilaçla yumurta büyüyecekken 500-600 ünite kullanmak zorunda kalabiliriz. Çünkü kadının kilosuna göre ilaçları seçmek gerekiyor. Ama kadın yumurtalığı ve rahmi kilo almıyor neticede. Yani yumurtalık ve rahim kadın istediği kadar kilolu olsun boyutları aynı. Dolayısıyla onları ilaç tedavisiyle çocuk sahibi yapmak gerekiyor. Evet. Polikistik overlerde sadece kilo verdikten sonra adet düzene giriyor. Evet. Benim kaş gözü oynayınca hoca diyor ki evet süre bitmiş Meral de öyle tamam. kaşını gözünü oynatıyor. Sus. Hocam çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Sezonun son haftası haftaya ama sizi bu hafta son kez aldık. Eylül'de inşallah tekrar. İnşallah görüşürüz. Sağ olun var olun. Efendim Sağlık Merkezi'nin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi sabahı yeniden birlikte oluncaya dek hayata sağlıkla gülümsemeyin lütfen. İhmal etmeyin diyoruz. Hoşça kalın. Mutlu pazarlar.